Merhabalar arkadaşlar. Bugün üçgen kavramını artık konuşmaya başlayacağız. Üçgenin ne olduğunu özellikle iyi anlamamız gerekir. Zaten herhangi bir derste de kavramların ne olduğunu anlamazsak devamını anlamamız zorlaşacaktır. O yüzden öncelikle kavramların ne olduğunu anlayacağız. Bugün üçgen kavramını konuşacağız. Sonrasında üçgenin açıları ile ilgili iç açısı nedir, dış açısı nedir, bunlarla ilgili özellikler nelerdir, bunları konuşacağız. Devamında üçgen açı ile ilgili karşımıza çıkabilecek örnekleri çözeceğiz. Ve sonrasında da sınavda bu konuyla ilgili neler sorulabilir? Sınav tarzı soruları da çözeceğiz. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Öncelikle üçgen nedir dediğimizde birçok kişi bu konuda aslında doğru tanım maalesef yapamamaktadır. Biz bu konuda doğru tanımı öğrenmeliyiz öncelikle. Üçgenin ne olduğunu anladıktan sonra ancak geometrinin devamındaki kavramları daha iyi kavrayabileceğiz. O yüzden üçgeni tanımlarken doğru şekilde tanımlamamız gerekecek. Düzlemde 3 tane noktayı ikişer ikişer doğru parçalarıyla birleştirirsek oluşan şekle üçgen denir diyebiliriz. Buradaki doğru parçalarının AB, BC ve AC olduğunu söylersek ABC üçgeni arkadaşlar bu şekilde tanımlanmış olur. Yani üçgen dediğimiz zaman sadece kenarlar kastedilmelidir. Normalde biliyoruz ki normalde günlük hayatta yani doğada herhangi bir yerde yani gerçek hayatta üçgen diye bir şey yok. O yüzden aslında üçgen başlı başına tanımsız bir kavramdır diyebiliriz. Ancak hani biz geometride kullandığımız üçgenin ne olduğunu, nerelerin üçgeni belirttiğini, nelerin üçgeni belirtmediğini konuşmak adına bunları söylüyoruz. Yoksa günlük hayatımızda üçgen diye bir şey yok. Ancak üçgensel bölgelerden ve prizmalardan söz edilebilir. Bu tabii daha sonraki kısımlar. Yani sonuçta üçgenin bir kalınlığı yok. Çok bu detaylara şu anda girmeyelim. Ama en azından doğru parçaların ikişer ikişer birleştirilmesiyle oluşan bu şekle üçgen dediğimizi bilmeliyiz. Daha sonra bu iç bölgelerdeki yani şu iç bölgedeki bütün noktaları tabii ki dahil edersek bakın şuradaki bütün noktaları da dahil edersek şöyle yeşille tarayalım. İşte bu taradığımız kısımdaki bütün noktaları da dahil edecek olursak artık üçgensel bölge oluşur. Yani üçgenin kenarları sadece şu şekilde gösterilir arkadaşlar. Bakın sadece şu şekilde gösterilir. Parantez varsa da kenarlarla iç bölgenin birleşimini anlamalıyız. Bunun dışındaki kısma ise dış bölge diyeceğiz. Yani örnek verecek olursak şu kırmızı çizgilerin üzerindeki bütün noktalar üçgenin bir elemanıdır. Yani ABC üçgeninin. İçerideki noktalar ise üçgensel bölgenin bir elemanıdır. Tabii ki kırmızı noktalar üzerindeki bütün noktalar da üçgensel bölgeye dahildir. Çünkü üçgensel bölge iç bölgeyle üçgenin birleşimine vereceğimiz isim. Şimdi bununla ilgili bir örnek çözerek daha iyi anlamaya çalışalım. İlk durumda SPR açısı ile ABC üçgeninin bakın bölge yok burada. Her ikisinde de parantez yok dikkat edersek. SPR açısı dediğimiz aslında şu kırmızı çizgiler. Tabii ki bunlar sonsuza kadar gitmekte. Ve bu kırmızı çizgilerin üzerindeki bütün noktalar SPR açısını göstermekte. ABC üçgeni ise onu da şöyle farklı bir renk seçerek gösterebiliriz. Bakın o da bu yeşil çizgilerden oluşanlar. Dolayısıyla her ikisinde ortak olanlar yani kesişim kümesi sorulduğuna göre hem kırmızı noktalar üzerinde hem de yeşil noktalar üzerinde olan sadece K ve L noktaları var. O zaman küme parantezi K virgül L diyebiliriz. Şimdi bunu geçelim. Diğer şıkka SPR açısal bölgesi ile ABC üçgeni diyor dikkat ederseniz. SPR açısal bölgesi bu kez hem az önce söylediğimiz gibi bu kenarlar hem de şu aradaki sonsuz nokta sonsuza kadar gidiyor bu biliyoruz ki. Tabi tamamını çizmeye gerek yok. SPR açısal bölgesinde bunu söyleyebiliriz. ABC üçgeni ise az önce de konuştuğumuz gibi sadece kenarlardan oluşuyor. Yani şu kırmızıyla üstünden geçtiğimiz çizgiler ise ABC üçgenini göstermekte. O halde bunların kesişimi ne olacak? Her ikisinde ortak olan kısım dikkat edersek KL doğru parçası olacak. Yani şuradaki KL doğru parçası diyebiliriz. Sonrasında SPR açısal bölgesiyle ABC üçgensel bölgesi diyor dikkat ederseniz arkadaşlar. ABC üçgensel bölgesinin de şuradaki iç bölgedeki sonsuz noktanın da artık dahil edilmesiyle oluştuğunu az önce konuşmuştuk. Şimdi bu üçgensel bölgede de
hangi noktalar açısal bölgeyle ortak diye bakacak olursak KPL üçgensel bölgesi. Çünkü onun içindeki noktalar da kümeye dahil arkadaşlar. Burada hata yapmamamız gerekir. O yüzden parantezli olarak göstereceğiz. Yani KPL üçgeni olsaydı parantez yoktu. Ancak KPL üçgensel bölgesi burada ortak olanlar. Daha sonra arkadaşlar şurayı bir silelim isterseniz karışmasın diye. Bakın ne diyor bir sonraki şıkta? PS ışınıyla, o zaman hemen şu PS kırmızı ile gösterdiğimiz ışın ABC üçgensel bölgesi. ABC üçgensel bölgesi de artık şu bölgelerinde üçgene dahil edilmesiyle elde ettiğimiz kısımdı. Bunu da nasıl alalım? ABC PS ışınıyla kesişince diyor. O zaman nereler ortak arkadaşlar? Bakın PS ışınıyla ABC üçgensel bölgesinde sadece PK doğru parçası ortak. Yani kesişim kümesi PK doğru parçası diyebiliriz. Daha sonraki soruda bir sonraki öncülde ise ne diyor? Ona da bakalım. Burada PKL üçgensel bölgesiyle yani şurası arkadaşlar. Bakın şurası ile PS ışınının ortak olanlarını soruyor. PS ışını ise şurasıydı. Her ikisinde ortak olanın yine PK doğru parçası olduğunu görmekteyiz. Son şıkta ise PKL üçgeni diyor. Dikkat edin. Yani PKL üçgeni ne demek? Şurası. PKL üçgeninde arkadaşlar dikkatli bakacak olursanız sadece kenarları alıyoruz üçgen dediği zaman. Üçgensel bölgede ABC, üçgensel bölgede de tamamı var. Her ikisinde ortak olan kısım neresi derseniz sadece PKL üçgeni her ikisinde de ortak olmakta. Evet. Artık bu aşamada üçgen ve üçgeni demiştik değil mi? Unutmayalım. Üçgeni de şu şekilde gösteriyoruz. Artık üçgenin üçgensel bölge kavramını bu noktada anlamış olmamız gerekiyor. Şimdi üçgenle ilgili artık açı bilgilerine başlayabiliriz arkadaşlar. Üçgende açı. Öncelikle üçgenin biliyoruz ki içinde 3 tane açı var. Bunlara iç açılar, dışında kalan açılara ise dış açılar diyoruz. Tabi burada en çok karıştırılan açıkçası dış açı kavramı arkadaşlar. Çünkü dış açı dediğimiz zaman birçok öğrenci burada hata yapmakta maalesef. Şimdi nerelerde hata yapılabilir? Bunlara özellikle değineceğiz. Bu noktaları iyi dinlememiz gerekecek. Evet. Şimdi biz şöyle başlayalım. Öncelikle bu iç açılar toplamı 180 derece. Hepimiz bunu artık biliyor olabiliriz ama nereden geliyor? Niye 180 derece? Bunu ispatlayalım isterseniz birlikte. Bakın herhangi bir köşesinden herhangi bir kenarına bir paralel çizelim. Şu şekilde. Bakın BC kenarına bir paralel çizdim. Paralelliğin olduğu yerde doğal olarak şurada bir Z olacak arkadaşlar. Tabii ki şurada da bir Z olacak. Bakın bu Z'lerden dolayı şu açıya C olduğu için burası C diyeceğiz. Bu açıya da yine B olduğu için B diyeceğiz. Evet burada ters açıdan şu kısma da B açısı diyebiliriz. Ona geçmeden önce bakın B artı A artı C bir doğru açı oluşturduğu için 180 derece. Demek ki herhangi bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir arkadaşlar. Şimdi dış açılar toplamına gelecek olursak. Onu da konuşacağız. Ama şu da dikkatinizi çekmiş olabilir arkadaşlar. Bakın burada X artı C açısı aslında X artı C değil pardon. Şurası B açısıydı arkadaşlar. Bakın B artı C açısı aslında X'e eşit. Yani şuradaki dış açı iki iç açının toplamına eşit. Artık burada şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir üçgenin bir dış açısı yani buradaki X bir dış açı olmak üzere iki iç açısının toplamına eşit diyebiliriz. Baktığımız zaman artık şurada da Y için de aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Bakın Y açısı da kendisine komşu olmayan iki iç açı y, A ve C'nin toplamına eşit. Z açısı da bu anlamda düşündüğümüz zaman A ve B'nin toplamına eşit. Buna basit bir örnek gösterecek olursak tabi dış açıyı önce anlayalım isterseniz arkadaşlar. Şimdi ABC üçgenini çizdik bakın. Burada yapılan en büyük hata maalesef bu dış açı konusunda şu hatayı çok fazla yapıyor öğrenciler. Herhangi bir açının dışarıda kalması onu dış açı yapmaz. Bakın burada herhangi bir kenarın doğrusal olarak uzatılması gerekmektedir. Örneğin AB kenarını doğrusal olarak uzatırsak buradaki açıya dış açı diyebiliriz. AB kenarını AB doğrusu olarak aşağıya doğru uzatırsak buradaki açıya da dış açı diyebiliriz. Herhangi bir kenarın doğrusal olarak uzatılmasıyla oluşan açıya dış açı diyeceğiz. Yani bir üçgenin bir açısının dış açı olabilmesi için bir kenarının doğrusal uzatılmış olması gerekiyor. Burada BC kenarını doğrusal olarak uzatırsak bakın şurası dış açı.
Sola doğru uzatırsak yine burası da dış açı olacaktır. Ve B'nin dış açısı olarak adlandırılacaktır. Dolayısıyla B'nin dış açısı A ve C toplamına, A'nın dış açısı B ve C toplamına, C'nin dış açısı ise A ve B toplamına eşit olacak. Burada dış açı kavramı ile ilgili zaten yine örnek çözeceğiz arkadaşlar birazdan. Evet. Peki dış açılar toplamı neden 360? Bunun da ispatı aslında sizin için şu andan itibaren zor olmayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakın şöyle yazabilirsiniz. Şurayı silelim. Bakın şöyle yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi biz neyi öğrendik az önce? A, B ve C'nin toplamının 180 olduğunu öğrendik. Bu ispatlar tabii ki bizim için hani biz bunu biliyoruz, çok basit bir bilgi, zaten bunun ispatına gerek yok gibi düşünmeyin arkadaşlar. Kavramların nereden geldiğini, kullandığınız o denklemlerin, formüllerin nereden geldiğini bilmezseniz gerçek anlamda bir öğrenme gerçekleşmez. Sadece ezberlemiş olduğunuz birkaç kalıpla soru çözebilirsiniz. Ama 3-5 soru sonra mutlaka bir yerde tıkanmaya başlarsınız ve daha kötüsü hamle yapamamaya başlarsınız. Geometride başarılı olmak istiyorsanız hamle yeteneğinizi çok fazla geliştirmeniz gerekir. Hamle yeteneğinizi geliştirmek ise kesinlikle üçgenlerde olsun, herhangi bir dörtgende, çokgende, katı cisimde, çemberde, bütün geometrik şekillerde hamle yeteneğinizi geliştirmek ise ezberlememekten, anlamaktan geçer. O yüzden bir formülün nereden geldiğini mutlaka konuşmamız gerekir ve sizin de bu şekilde düşünmeniz gerekir. Tabii çok emin olduktan sonra, bu kavramların nereden geldiğini bildikten sonra zaten biz bunları pratik olarak kullanacağız. Yani her seferinde üçgenin iç açıları toplamını ispatlamayacağız arkadaşlar. Orada mutlaka bazen ne diyeceğiz, işte üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olduğuna göre artık bunları söyleyebileceğiz. Peki devam edelim. Bu uyarıları mutlaka dikkate almanız gerekir. Geometride başarılı olmak istiyorsanız arkadaşlar. Evet, devam edelim şimdi. A artı B artı C'nin 180 olduğunu zaten konuşmuştuk. Şimdi biz şunu biliyoruz arkadaşlar. Ne istiyoruz? X, Y ve Z'nin, yani dış açıları toplamının 360 olduğunu kanıtlamak istiyoruz. Bakın X yerine burada az önce konuştuk B artı C. Y yerine ne yazabiliyoruz arkadaşlar? Yine az önce konuştuk A artı C. Ve Z yerine de, şunları silelim arkadaşlar, artık çok fazla kafa karıştırıcı görünmesin. Z yerine ne yazıyorduk arkadaşlar? A artı B. Bakın bunları alt alta, Z eşittir A artı B. Bunları alt alta toplarsak arkadaşlar X, Y ve Z'nin toplamı neye eşit olacak? 2A, 2B ve 2C'ye eşit olacak. 2A, 2B, 2C'yi de şöyle ortak paranteze alırsak, bakın A, B, C'nin toplamı 180'di. O zaman X, Y, Z'nin toplamı da bu yüzden 360 derecedir diyebiliriz. Hatta ileride bütün çokgenlerin dış açıları toplamının 360 derece olduğunu da ayrıca konuşacağız arkadaşlar. Bakın burada zaten notlarımızda var. Şimdi ikizkenar üçgen ve eşkenar üçgen kavramlarını konu olarak detaylı inceleyeceğiz daha sonra. Ancak biz bugün neyi öğreneceğiz arkadaşlar? İkizkenar üçgenin iki kenarının aynı olduğunu ve bu aynı kenarların açıkçası şöyle birleşmiş olacak genellikle. Bakın birleştikleri bu ortak yere ise tepe noktası, oradaki açı ise tepe açısı diyeceğiz. Yani bir çizim sorusunda mesela bize diyecek ki B açısı tepe açısı olan bir ikizkenar üçgen, ABC ikizkenar üçgeni çiziniz derse, o zaman B açısını tepeye koyduğunuz zaman mutlaka şunların eşit olduğunu, ABC ikizkenar üçgeninin bu olduğunu söyleyeceksiniz. O yüzden tepe açısı kavramının tepenin nereler olduğunu, taban açılarının nereler olduğunu anlamak lazım. Taban açıları da ikizkenar üçgenlerde eşit açılar olarak adlandırılan açılara da taban açıları denir arkadaşlar. Eşkenar üçgeni de zaten detaylı olarak, konu olarak işleyeceğiz. Burada sadece eşkenar üçgenin ne olduğunu anlayalım. Eşkenar üçgen, üç kenarı eşit olan, dolayısıyla bu eşitliğe bağlı olarak da bütün açıları 60 derece olan, yani eşit olduğu için 183'e bölerseniz her bir açısı 60 derece olarak bulunur. Bunları kullanacağız. Tekrar söylüyorum, bunları konu olarak ileride zaten işleyeceğiz. Şimdi örneklere geçelim. İlk örneğimiz, bakın, dış açıyı iyi anlamak üzerine kurulu arkadaşlar. Şimdi buraya baktığınız zaman ne görüyorsunuz? X kaç derecedir diye bir soru. Şimdi burada da şu önemli noktaya değinmek istiyorum. Bir kere öğrencilerin en sık yaptığı hata, yani sizlerin en sık yaptığı hata şu arkadaşlar. Alttaki verileri okumamak. Geometride alttaki, yandaki, her neyse, verileri okumadan sorular, sanki bütün özellikler, bütün veriler soruya aktarılmış gibi düşünerek hareket ederseniz sonrasında uzun bir vakit kaybedersiniz ve geri dönüp buna baştan bakmak zorunda kalırsınız. Bu da sizin için
zaman kaybı olacaktır. O yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Mutlaka alttaki verileri ya da yandaki bilemiyorum artık dikkatlice okuyacağız ve okuduğumuz bu verileri şekli aktarmış mı diye bakacağız. Eğer aktarmamışsa da biz bu verileri mutlaka şekli aktaracağız. Şimdi soruyu okuyarak başlayalım. Tabii bunları neden konuşuyorum? Her dersimizde bunları detaylıca konuşmayacağız arkadaşlar. Geometrinin başlangıcındayız. Yeri geldikçe nerelerde nasıl davranmamız gerektiğini de öğrenmeliyiz. Yani bir konuyu anladığımız zaman hemen o konudaki bütün soruları çözebiliriz belki ama bu püf noktaları da yeri geldikçe konuşmak gerekir. Çünkü sizlerin buralarda çok vakit kaybettiğini biliyorum. Bazen hatta bu nedenle soruyu çözemediğinizi biliyorum. Sonrasında işte soru getirdiği zaman bir öğrenci bana diyorum ki işte ne varmış bir bakalım alta. İşte AB eşit BC'ymiş diyorum. Aa hocam ben onu görmemiştim diye tepkiler çok fazlasıyla aldım bugüne kadar. Tabii onu görse çözecekti zaten. O zaman hadi bakalım şimdi soruyu çözmeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar burada bir ikizkenar üçgen var. Burada bir ikizkenar üçgen var. Burada bakın birçok ikizkenar üçgen var. O zaman öncelikle ikizkenarları gören açılar eşit olacağı için şuraya x diyerek başlayalım. Şimdi dış açıdan gideceğiz arkadaşlar. Bakın buraya ne diyorum? 2x diyorum. Şimdi ikizkenar olduğu için şuradaki açıya da 2x diyorum. Ve bu aşamada şurası kaç x dediğimde bakın içinizden birçoğunun şu anda izleyen birçok öğrencinin buraya 4x demek gibi bir hataya düşebileceğini tahmin ediyorum. Burası 4x değil arkadaşlar. Bakın çok önemli noktalara değineceğiz. Neden 4x değil? Konuşalım. Şimdi bakın bu üçgenin eğer bir dış açısı olsaydı orası. Hatta yeşille göstereyim arkadaşlar. Daha iyi anlaşılsın diye. Şu şekilde boyamak istiyorum. Bakın eğer siz oraya 4x alabilmeniz için orayı 4x alabilmeniz için yeşil üçgenin bir dış açısı olması gerekirdi oranın. Yani baktığımız zaman burası yeşil üçgenin bir dış açısı değil. Nereden biliyorum? Yeşil üçgenin bir kenarını doğrusal olarak uzatmış olsaydık bakın şurası yeşil üçgenin bir dış açısı olurdu. Eğer buradan illa da buradan gideceğiz diyorsanız bakın ters açıdan şunu xx olarak yazarsanız ters açılar biliyoruz ki eşit. Burası da 4x olacağı için buraya 3x kalır. Kaldı ki buradan gitmenize de gerek yok. Şimdi bakın bu açı yani şu kırmızıyla boyadığımız açı arkadaşlar aslında hangi üçgenin bir dış açısı nasıl anlayacağız hocam derseniz şöyle anlayacaksınız. O kırmızı üçgenin, kırmızı açının kırmızı açıyı oluşturan kısımlara dikkatli bakın. Üçgen kendisini belli etmeye başladı değil mi? Demek ki DBF üçgeninin bir dış açısıymış o kırmızı açı. Dolayısıyla da iki iç açısının toplamı yani 2x ile x'in toplamı 3x. İşte en çok hata yapılan dış açı kavramı buralar arkadaşlar. Şurası da beraberinde 3x olacak çünkü ikizkenar bir üçgen. Peki şimdi ben buraya da kaç x kalır diye sorduğumda birçoğunuz artık 6x diyenler azaldı muhtemelen ama hala 6x diye düşünenler olabilir. Onlar da tekrar baktıklarında o açının da aslında şu üçgenin bir dış açısı olduğunu göreceklerdir arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bakın şu yeşille boyamış olduğum üçgenin bir dış açısı olduğunu fark edeceksiniz. Dolayısıyla da iki iç açısının toplamını eşit arkadaşlar. Yani şu x ile 3x'in toplamı şurası 4x. Yine en kolayı bu ikizkenar olduğu için şu açıda 4x diyebiliriz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi eğer alttaki şu veriyi okumasaydık bu soruyu çözemeyecektik. AB ile BC'yi bize eşit vermiş. O zaman burası 4x ise şurası da 4x olmalı ikizkenar üçgen olduğu için. Yani buraya x kalır. Şimdi AFC üçgenin iç açıları toplamı 4x. 4x de bu 8x. 1x de bu 9x. Yani 9x'in toplamı pardon şuraya 9x yazmalıyız. 9x eşittir 180 derece olacağına göre her iki tarafı 9'a bölersek x 20 derece olarak bulunur. Cevap 20. Şimdi gördüğünüz gibi dış açıda buralara takılabileceğinizi tahmin ediyorum ve buna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve soruları dış açı kullanarak çözün üçgen açı çözerken ilk başlarda kendinizi bu konuda geliştirmek için. Çünkü bu pratiklik size ileride daha hızlı soru çözebilme özelliği kazandıracaktır. Bunu da söyleyelim. Bir sonraki sorumuzda ne diyor yine? AC ile BC'nin eşit olduğunu söylüyor. Bakın hemen ikizkenar üçgen olduğunu anladım ve bunu unutmamalıyım. Aynı olan açılara da aynı harfleri verelim. Tabi geometride yine bir soru çözerken bilinmeyenlere harfler vermek gerekir. Ancak mümkün oldukça da daha az bilinmeyen kullanmak gerekir. Mecbur kalmadığımız sürece. Şuraya da B diyelim. Şimdi arkadaşlar bize burada ne soruluyor? BAC açısı şurası sorulmakta. Peki biz işte dış açıyı öğrendiğimize göre artık bakın şu yeşil üçgenin
bir dış açısı iki iç açısının toplamına eşit. Yani A ve B'nin toplamı burada dış açı olan 50'ye eşit. O zaman 50 eşittir A artı B. Arkadaşlar şurası dikkat ederseniz 50 olur A artı B olduğu için. İkizkenar olduğu için bu açılar eşit olacak biliyorsunuz ki. 180'den 50'yi çıkardım, 130, 2'ye böldüm, 65 65. Yani bu sorunun cevabı da 65. Bir sonraki bilgimiz ise bunları açıortay konusunda detaylı olarak ispatlayacağım size arkadaşlar. Neden 3 açıortay aynı noktada kesişiyor? Burada da ispatlayabiliriz ama şimdi bir kavram öğrenilmeden, bir kazanım elde edilmeden, bir sonraki kazanımla ilgili bir şeyler anlatılmaya çalışılırsa bu çok doğru olmaz. Bu nedenle burada hani açılar testi çözerken aslında bu tarz soruların ilk etapta konulmaması gerekir. Yani işin doğrusu şudur. Bir açı üçgende açı testine iç açıortayların aynı noktada kesiştiği veya iki dış açıortayla bir iç açıortayın aynı noktada kesiştiği sorular konulmamalıdır. Ancak bugün herhangi bir kitap açtığınızda, herhangi bir soru bankasını açtığınızda bunlarla karşılaşmaktasınız. Dolayısıyla ben de bu konuyu anlatırken burada bu yüzden kısa da olsa bunlara değinmek istiyorum ki siz açı testlerini çözerken karşılaşınca bunları da birazcık da olsa bilin. Ama bunların tekrar söylüyorum detaylı olarak ispatı üçgende eşliği bilmenizle alakalıdır. Eşliği bildiğiniz zaman burada neden 3 iç açıortay aynı noktada kesişirin cevabını alabilirsiniz. Ancak şu anda o konulara girmediğimiz için ben burada çok kısa özetle bunları söyleyeceğim. Sonrasında nedenlerini detaylı olarak konuşuruz. Şimdi bir üçgenin 3 iç açıortayı aynı noktada kesişir. Yani herhangi bir üçgenin 3 iç açıortayının kesiştiği bir nokta var. O nokta da tabii ki üçgenin içinden üçgene teğet olan yani iç teğet çemberin merkezine denk gelir. Bunları tekrar söylüyorum. Nedenlerini anlamak için eşlik bilmeniz gerekir. İleride eşlik konusundan sonra açıortay konusuna da geçtiğimizde bunları daha detaylı olarak konuşuruz. Şimdilik sadece şu kısa bilgiyi söyleyip geçelim. 3 iç açıortay aynı noktada kesiştiği için 2 açıortayın olması 3.'ünün de oradan geçeceği anlamına gelir. Bunun ispatını dediğim gibi daha sonra yaparız. Geçelim bir başka bilgiye. Açı sorularını çözebilmek için bilmemiz gereken ikinci bilgi ise bir üçgenin iki dış açıortay ile bir iç açıortayının aynı noktada kesiştiği. Burada da o noktaya dış teğet çemberin merkezi diyeceğiz. Tabii ki bir üçgenin 3 tane dış teğet çemberi vardır. Burada da onlara detaylı olarak girmiyorum arkadaşlar. Daha sonra açıortay konusunda dış açıortay anlatırken bunları detaylı olarak biraz daha konuşabiliriz. Şimdilik sadece şunu söyleyelim. Üçgende açı sorusu çözerken karşımıza çıkan bir soruyu çözemiyorsak acaba burada dış açıortay yani iki dış açıortay, bir iç açıortay veya üç iç açıortayın kesişmesiyle ilgili bir özellik var mıdır gibi düşünmek gerekir. Onun dışında zaten bir üçgende açı sorusunu normal şartlarda çözebiliyor olmanız gerekir. Çözemediğinizde de aklınıza bu tarz acaba durumlar var mıdır diye gelmelidir. Evet devam edelim. Yani sizi zorlayabilecek sorular buralardan gelebilir. Burada da tekrar söylüyorum. 3 açıortaydan yani 2 dış 1 içten ikisinin olması 3.'ünün de oradan geçmesi anlamına gelecektir. Tekrar söylüyorum. Bunun ispatını daha sonra açıortay konusunda yaparız arkadaşlar. Şimdi örnekle bunları sorularda bize nasıl sorabilirler onu da konuşalım arkadaşlar. Baktığımız zaman bakın 2 tane açıortayın D noktasında kesiştiğini görmekteyiz. Hemen 3. açıortayında orada kesiştiğini bildiğimiz zaman x'e direkt olarak 35 derece yazabiliriz. Yani bu bizim için 3 saniyelik soruya dönüştü. Ama bu bilgiyi bilmeseydik eğer bu soru tabii ki bizi daha fazla zorlayabilirdi. Bunu özellikle bununla karıştırmayın arkadaşlar. Bakın ard arda çözmemin nedeni bu iki örneği birbiriyle karıştırmamalıyız. Yani iki açıortay geçiyor hocam. İşte ben A'dan D'ye çizersem bu da açıortay olur mu? Tabii ki olur. Ama bunun açıortay olması bizim x'i bulmamızı sağlamaz arkadaşlar. Ya da daha zor şartlarda bulmamıza neden olur. O yüzden ne yapacağız? Burada bakın harflendireceğiz. Ha bununla ilgili de şöyle bir formül ezberlemiş olabilirsiniz. İşte şuradaki açı iki açıortayın kesişmesi durumunda A açısının yarısını 90'la toplarsak elde ediliyor. Doğru. Bunların ispatını da yaparım bazı videolarımızda arkadaşlar. Ancak bunları ezberleyerek az önce de söylemiştim ya. Bir formülü ezberlediğinizde bir tane soru çözebiliyorsanız o formülü boşuna ezberlemeyin. Onun yerine anlamaya çalışın. Daha mantıklıdır. Çünkü karşınıza sonuçta ÖSYM'nin ne soracağını bilmiyoruz. Dolayısıyla karşımıza bir kalıpla ilgili bir soru sormayacağına göre ki bunu çok fazla yapmıyor ÖSYM. Zaten ezbere dayalı bir soru sistemi yok.
Dolayısıyla sizi yorumlatabilecek, düşündürebilecek, bilgilerinizi kullandırabilecek sorular sorulacak. O yüzden bu tarz sorularda mutlaka hamle yapmanızı isteyeceğiz. Mutlaka hamle yaparak, yani alfa, beta gibi isimler vererek bu sorulara yaklaşmanızı tavsiye ediyorum. Biz bu soruya ne diyelim? Şuralara AA diyelim arkadaşlar. Buralara da BB. Bakın BDC üçgenin iç açıları toplam 180 olacağına göre A artı B ile 130'un toplamının 180 olduğunu biliyorum. O yüzden A artı B'ye 50 kalır. Şimdi arkadaşlar ABC üçgenin iç açıları toplamı yine 180. Bakın 2A artı 2B 100 olacağı için buradan tepedeki açıya da 80 kalır diyebiliriz. Formülsüz olarak çözmek zaten çok uzun değil. Evet, şimdi bakın az önce konuştuğumuz o dış açıortay kısmı ile ilgili buraya saklanmış bir soru var. Bu oldukça zor bir soru. Yani normalde açı sorusu olarak karşınıza çıktığında, ya oldukça zor derken çok da abartmış olmayayım ama şey olarak zorlayabilir sizi. Şunu demek istiyorum. Yani aklınıza burada dış açıortay gelmediği zaman sizi oldukça zorlayacaktır. O manada söylüyorum. Yoksa biz bu soruyu gördüğümüz zaman rahatlıkla çözebiliriz. Bakın neyi fark etmenizi beklemiş bu soru sizden? Öncelikle daha basit bir soru ile size şöyle bir şey sorayım arkadaşlar. Bakın şöyle bir soru sorarsa işiniz kolaydır. Şunu da çizelim. Bakın şu açıortay olsun, şu da açıortay olsun arkadaşlar. A'dan gelen D noktasına, ABC üçgen için konuşuyorum. Bakın şöyle bir soru sorsaydı bu kolay olurdu. 35 derece x kaçtır? Hemen x'e 35 diyebilirim. Çünkü iki dış açıortayla bir iç açıortay aynı noktada kesişmeliydi. O yüzden onun açıortay olması gerekir. Ya da tersten bakacak olursak bunu açıortay verip arkadaşlar şuradaki açılardan birini bakın nasıl yapalım. Mesela 70 verip x kaçtır deseydi o zaman da ne derdik? Hemen şuraya 70 yazardık. Niye? Çünkü bu bir dış açıortay, bu bir iç açıortay. O zaman buradan gelen de dış açıortay olmak zorunda. O zaman burası 70, 70, 70, 140 olduğu için şuraya da 40 kalır diyebiliriz. Evet, tabii bu soru kolay olurdu. Yandaki soru ise hani bir şeyi sakladım bul tarzında bir soru olmuş oluyor arkadaşlar. Buna da bakalım şimdi. Şimdi bakın bunu uzatırsam doğrusal olarak şuradaki açının 180 olması gerektiğini biliyorum. Doğru açı çünkü. 70 ile 30'u toplarsak 105. 180 olması için ne kaldı buraya? 75 derece. Aynı şekilde AC'yi uzatıyorum. AC'yi uzattığım zaman buraya da 65 ile 50'yi topladık. Kaç oldu? 115. Toplam hatası yaparsak da artık düzeltirsiniz arkadaşlar. Çünkü bunlar bazen olabilen hatalar. Şuralar açı ortaya çıktı fark ettiyseniz. O zaman karşıdan gelen şurası da açı ortay olmak zorunda. Şimdi burada aklımıza şu gelebilir. Hocam bu da açı ortay oluyor mu? Hayır arkadaşlar. Böyle bir duyguya kapılmayın. Böyle bir ezbere girmeyin. Bunun bir açı ortay olma zorunluluğu yok. Çünkü karşıdan gelen açı ortay olmak zorunda. Şimdi bakın 30 ile 50'yi topladık. 80. Geriye 100 kaldı. O zaman A'daki açı 100 derece. Ama bunu nasıl paylaşacak? Eşit. 50-50 yazıyorum. İki dış bir iç konusunda. Şimdi artık arkadaşlar bakın. Şu üçgenin iç açıları toplamından gidebilirsiniz. X'i bulmak için birçok yoldan gidebilirsiniz. Şu yeşil üçgenin arkadaşlar bir dış açısı dikkat ederseniz 75, iki iç açısının toplamına eşit diyebilirsiniz. Burada gerisini artık hangisini kullanmayı tercih ederseniz edin çözersiniz diye düşünüyorum. 25 derece olarak X'i hesaplarız. Bunu da özellikle bununla karıştırmayalım arkadaşlar. Bakın burada kavramları birbirine karıştırabileceğiniz soru tiplerini özellikle konuşmak istiyorum. Dikkat ederseniz burada bir B C açı iç açıortay şey dış açıortay bu da dış açıortay. Aklımıza ilk gelecek şey hocam bu da iç açıortay olur mu? Olur arkadaşlar. 40 40 olur ama x'i bulamayacağınız belli. Şimdi burada da yapılan uzun çözümden kısaca size bahsedeyim. Bakın şuralara A A B B deyip şurada bir E harfi kalmış. Bu lüzumsuz arkadaşlar. Bu fazladan yazmışım. Bakın şuralar B B dersek şuraya 180-2B işte buraya 180-2A kalır. Üçgenin iç açıları toplamı bayağı söylerken bile yorulduk arkadaşlar. Onun yerine bakın bu bir dış açı. Bu da dış açı. O zaman biz ABC üçgenindeki diğer dış açıyı kullanalım. Yani şuraya 100 derece dersek bakın şuralarda AA dedik. Buralarda BB. Yani 100, 2A ve 2B'nin toplamı üçgenin dış açıları toplamı kaç dereceydi arkadaşlar? 360 derece miydi? O zaman 2A artı 2B artı 100'ü 360'a eşitlememiz gerekir. Bakın 100 diğer tarafa giderse 2A artı 2B 360'dan 100 çıkarsa 260 kalır. A artı B ise 130 derece bulunur. Şimdi
A artı B ve X'in toplamı şu üçgende 180 olacak. E artı B 130 ise X'e de 50 kalır. Böylece X'i bulmuş olduk. Bunun da maalesef formülü var arkadaşlar. Tabii maalesef dememin nedeni şu. Şimdi niye maalesef? Ya bir şey kötü müdür formülü varsa iyidir. Ancak tekrar söylüyorum. Aynı şeyleri de çok fazla tekrar ediyorum ama bir tane soruyu çözdürecek formüle çok da sırtımızı dayamamalıyız arkadaşlar. Yani bir formül gerçekten birçok işi halledebiliyorsa bizim için kıymetli bir formül olmalıdır ki geometride o yüzden birçok gereksiz kullanılan öğrencilerin gereksiz boş yere ezberlediği formüller vardır. Zaten eğer formül ezberlenerek bu ders bu derste başarılı olunabilseydi inanın bir gece çalışmanız bütün geometri yapmanız anlamına gelirdi değil mi? Ya da işte formül kitapları var böyle küçük küçük kitapçıklar geometrinin tüm formülleri diye. Yani geometrinin maalesef öyle bir kısa bir yolu yok. Hani geometride geometriye giden bir kral yolu yoktur hikayesi var ya arkadaşlar. Her neyse devam edelim şimdi. Şimdi burada bize x sorulmuş. Şimdi ilk aklınıza gelecek şey şu olabilir. Bu bir dış açıortay. Bu bir iç açıortay. O zaman A'nın şurayı uzatırsak burası da bir dış açıortay olmalı. Yani şuraya da x diyebiliriz. Tabii bunu fark etmeniz soru çözmenizle alakalı. Birazcık soru çözdüğünüz zaman fark edebileceğiniz bir durum bu. Şimdi biz bu soruyu ezbere, bunun da bu arada kalıp olarak bir işte formülü var diyebilirsiniz. Evet doğru ama bu kalıplar sizi tekrar söylüyorum bir yere vardırmayacaktır. Şimdi soruya gelecek olursak buralara AA diyelim. Bakın az önce konuştuk dış açının ne kadar önemli olduğunu. Bu üçgenin bir dış açısının, yani şu yeşille boyadığım üçgenin bir dış açısının iki iç açısının toplamı olduğunu biliyorum. Yani iki iç açısı 20 ve A'nın toplamı şurası. Bu da aynı verildiği için bu da 20 artı A. Şimdi şuradaki açıyı bulmak üzerine kuruyorum önce arkadaşlar. Bakın burada şunu tavsiye edebilirim size. Şimdi şunu, şu kırmızı üçgen, bakın şu kırmızıyla boyadığımız, yani ABC üçgeninin bir dış açısı olarak düşünebilirsiniz. Bakın ABC üçgeninin bir dış açısı şurası. 40 artı 2A. Yani bu 2A ise bu 40 diyebilirim. Ya da bazı arkadaşlarımız da şunu fark edebilir. Oradan gidebilirler. Bu ters açılar aynı. Bakın bir üçgenin birer açıları aynıysa bu üçgenin iki açısının toplamıyla diğer üçgenin iki açısının toplamına da aynı değerler kalmalıdır. Yani burada 40 artı A varsa burada da 40 artı A olmalıdır. Artık hangisini fark ederseniz oradan bu 40'ı bulabilirsiniz. Şimdi burası da 180 olacağına göre 180'den 40 giderse 140 kalır. 140'ı 2'ye bölersek 70-70, yani x 70 derecedir. Evet bunlar sizlerin karıştırabileceği tarzda sorular arkadaşlar. Burada onlarca üçgende açı sorusu çözmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Zaten sizler test çözümü yaprak testlerinizi veya işte soru bankalarınızı çözerken zaten çokça üçgende açı sorusu çözeceksiniz. Burada biz sorulara nasıl yaklaşmalıyız? Aslında bunları öğrenmek amacıyla bu soruları çözüyoruz. Yani karşımıza çıkabilecek, bizi zorlayacak sorular neler olabilir ve biz bunlara nasıl yaklaşmalıyız? Devam edelim isterseniz. Bu tarz sorularda da harflendirme yönteminden bahsetmek için bu örneği buraya koydum arkadaşlar. Bakın ikizkenarları olduğu için A ve B olarak şuralara yazdık. Şimdi bize neresi soruluyor? BAC açısı, yani şuradaki X sorulmakta. Bildiğimiz şey ise A, B ve 85'in toplamının 180 olduğu, doğru açı olduğu için bu durumda A artı B'ye 95 kalır. Bakın A artı B 95 olduğuna göre A artı B'nin 95 olması buraya da üçgenin iç açıları toplamı 180 olacağı için A, B ve X'in toplamı 180. Şöyle yazalım. O zaman A artı B yerine 95 yazınca X'e de 85 derece kalır diyebiliriz. Evet devam edelim. Bir de şöyle sorular vardır arkadaşlar. Size ikiz kenar üçgen vermez ama verileri siz yazdığınız zaman, açıları yazdığınız zaman ikiz kenar üçgen çıkar. Nasıl? Bu soruda olduğu gibi. Bakın soru bize aslında AC ile BD'yi eşit vermiş. Şimdi AC ile BD'nin eşitliği çok da bir işe yarar gibi durmuyor. Ancak biz açıları bir yazarsak belki bir ipucu yakalayabiliriz. Bakın şu açı 40, bu açı 70. 180 olması için buraya da 70 kalır. Üçgenin iç açıları toplamında. Yani şurası 28 olur 42 gittiği zaman. Peki şimdi bize BD ile AC'ye eşit vermişti. Biz şimdi BD'nin BC ile eşit olduğunu anladık. Nereden anladık? 70-70'den anladık. İşte bu sakladım bul soruları vardır ya. İşte bu öyle bir soru olmuş. Bakın AC ile BC'nin eşit olduğunu artık gördüğümüze göre
Biz buradaki ikizkenar üçgeni yakaladık. Yani tepe açısı 28 olduğuna göre 180'den 28 çıkarsa 152 mi kalır arkadaşlar? Yanlış hesaplamayalım. Bunu da 2'ye bölersek bunun 76'sı burada, 76'sı burada. Yani bir hesap hatası yapmayalım. Dikkatli davranalım. X 76 dereceymiş. Evet. Şimdi muhteşem üçlü bizim karşımıza çok sık çıkacak arkadaşlar. Burada muhteşem üçlüye de değinelim. Çünkü bazı üçgende açı sorularında muhteşem üçlü kullanarak çözeceğiz. İlk olarak muhteşem üçlünün ne olduğunu anlayalım. Neye muhteşem üçlü diyorlar? Arkadaşlar buraya not olarak yazdım aslında. Bakın bir dik üçgende eğer bir dik açıdan hipotenüsün orta noktasına bir kenar ortayı çizerseniz bu üçünün aynı anda eşit olma durumuna muhteşem üçlü deniyor. Peki bu muhteşem üçlüde 4 tane veriden bahsediyoruz. Bakın 3 tane kenar eşitliği bir de açı olmak üzere. Bu 4 tanesinden 3 tanesi şekil üzerinde olduğu zaman biz diğerinin olduğunu da anlayabiliyoruz. Neden anlayabiliyoruz? Örnek verelim. Bakın şuraya şöyle bir örnek yapalım arkadaşlar. Bir dik üçgen alalım. Bu dik üçgeni versin bize ve şu ikisini de eşit versin. Şimdi üçüncünün neden onlara eşit olduğunu ispatlayabilirsiniz. Şu şekilde A derseniz buralara. Şuraya da B derseniz bakın A artı B'nin 90 olduğunu görüyoruz. Şimdi burası 90 olduğuna göre burası A ise şuraya da B kalır. Şimdi bu BB olunca ne oldu arkadaşlar? Üçüncüsü eşit oldu. Yani 3 verimiz hazırdı. Dördüncüyü biz anladık ki muhteşem üçlüden dolayı. Peki onu değil de şunu verse arkadaşlar. Mesela 90 verse bu kez şunları eşit verse biz bunun da onlara eşit olduğunu nasıl ispatlayabiliriz? Ona bakalım. Burada da yine açı isimlendirerek gidebileceğimiz gibi bakın şöyle de yapabiliriz. Şimdi burada arkadaşlar açılara A ve B derseniz ilk etapta gördüğünüz gibi herhangi bir şey yapamıyorsunuz. Peki ne yapabilirim? Herhangi bir paralel çizerek bakın şurada şöyle bir paralel çizsek. Kime? Tabi bu biraz benzerlik içeriyor. İlerleyen konuları içeriyor. O yüzden çok üstünde durmak da istemiyorum ama yine de çizelim arkadaşlar. Bakın paralel çizdiğimiz zaman buralarda eşit olacak. Benzerlikten bunu konuşacağız ileride ama hani muhteşem üçlü burada karşımıza çıktığı için neden böyle olduğunu konuşalım. Evet bu gördüğünüz gibi arkadaşlar şuraların eşit olması anlamına gelecek karşı taraf eşit olduğu için. Ve bu üçgenlerin de eş olduğunu görüyoruz. Yani şu açıya da B kalacak. O zaman bu da ikizkenar üçgen olacak. Bu şekilde kanıtlamış oluyoruz. Her neyse bu detaylara çok girmiyorum. Çünkü ilerleyen konular içeriyor. Daha sonra detaylı olarak konuşuruz. Bakın karşımıza şimdi alakasız bir eşitlik çıkmış gördüğünüz gibi. Bu tarz sorularda aklımıza muhteşem üçlü gelmeli. Çünkü bu parçayla bu parça niye eşit olsun? Çok alakasız yerleri bize niye eşit verebilir arkadaşlar? Bunları alakalandıralım ve bunlarla ilgili bir hamle yapalım diye. Yani biz burada FD'yi çizecek olursak 90 dereceden gördüğünüz gibi bir kenar ortaya indi ve burada artık muhteşem üçlü var diyebiliriz. Çünkü 3 tanesi varsa 4.'ü de biz anlamış oluyoruz. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımız zaman artık bu soruyu ikiz kenar üçgenleri görerek çözmemiz gerekir bu aşamadan sonra. Örneğin burada bir bakın şu kırmızıyla gösterdiğimiz bir ikiz kenar üçgen var. Ve bunun bir dış açısı iki iç açısının toplamına eşit. Öncesinde de tabii şuranın da 28 derece olduğunu zaten söylememiz gerekir. Çünkü bu açı 28 derece. 28 de 28'in toplamı az önce de konuşmuştuk. Dış açı 56. Bakın bu da bir ikizkenar üçgen. O zaman şurası da 56. 56, 90 daha buraya 146, buraya da 34 derece kalır. O zaman x 34'müş. Evet muhteşem üçlüyü başka nasıl sorabilir? Şöyle sorabilir. Bakın yine bir dik üçgen var ve hipotenüsün orta noktası var. Aslında alakasız bir de eşitlik var. Bundan daha iyi bir ipucu olamazdı herhalde muhteşem üçlü sorusu için. Bakın bunu çizdiğimiz zaman dördüncüsü de onlara eşit. Ve burada bir ikizkenar üçgen yakalamamızı sağladı. Bir de burada ikizkenar üçgen yakalamamızı sağladı ki. Şuraya da 25 derece yazabiliriz. Şimdi burada ikizkenar üçgen olduğu için arkadaşlar şurası da 50 derece diyebiliriz. Bakın 50-50 100 olduğuna göre bu kaç? 80. 25 gidince 80'den ne kaldı? 55 derece. O zaman x 55'miş. Ya da muhteşem üçlüyü biraz daha zorlamak isterse şu şekilde bize sorabilir arkadaşlar. AC n verilmiş. BD 2n. Tabii ki bu biraz daha zorlayıcı bir soru. Şimdi ilk etapta ben ilk derslerden sizden bu hamleleri görebilmenizi beklemiyorum. Siz de kendinizden hemen bu hamleleri görebilmeyi beklemeyin arkadaşlar. Konuları ilerlettikçe
Geometri ile ilgili diğer bilgileri biraz daha kavradıkça işte ilerleyen konular çok daha önemli konularımız olacak yine. İkizkenar üçgen olsun, dik üçgen olsun, eşkenar üçgen olsun, bu konuları öğrendikçe biz zaten geri döndüğümüzde bu tarz soruları çok daha kolay çözeceğiz. İlk etapta üçgende açı ile ilgili çözebileceğiniz sorular sınırlıdır. Bir testte çözemediğiniz sorular çıktığı zaman hemen moralinizi bozmamanız gerekir. Bu konuda ısrarcı olmanız gerekir. Zaten geometri dersinde başarılı olmak isteyen bir öğrencinin göstermesi gereken iki tane önemli özellik diyelim, göstermesi gereken değil de sahip olması gereken iki tane özellik olmalıdır. Bunlardan birisi azimli olmak, ikisi sabırlı olmak. Yani sabırlı olmadığımız zaman geometri öğrenme şansımız gerçekten çok zor. Azimli olmazsak yine çok zor. İkisi de birbirine benzer kavramlar zaten arkadaşlar. Peki bu soruyu nasıl çözeceğiz bakalım. Şimdi öncelikle alakasız görünüyor. Tabii ki tekrar söylüyorum. İlk etapta bunlar hemen aklınıza gelmeyecek. Bakın ben şuradan 90 dereceden enen bölecek şekilde bir çizgi çizersem, yani muhteşem üçlü oluşturmuş olurum ki burası da en olur. AB D üçgeninde. Ve bir anda şurada bir x kenar üçgen çıktı. Burada yapılacak hatalardan birisi şu. Bu eşkenar üçgen mi hocam gibi bir hataya düşenler olabiliyor maalesef. Bakın eşkenar üçgen değil. Niye? Çünkü buralar eşit sadece arkadaşlar. Yani bir derece fazlalığı var, dikkat ederseniz. Eşkenar üçgen gibi bir hataya düşmeyelim. Şimdi bu eşitlikleri gördükten sonra bakın eşit olduğuna göre şurası 25 derece. 25, 25 şurası ne oldu? 50 derece. Peki bu bir ikizkenar üçgen mi? Evet. O zaman burası da 50 derece. Bundan sonrası artık size kalmış. 25 ile 50'yi toplayıp bir de şu açıyla toplayıp 180 eşitleyebilirsiniz. Veya arkadaşlar işte şurada bakın şu yeşille taradığımız üçgenin iki iç açısının toplamı buradaki dış açıya eşittir diyebilirsiniz. O da 25 90 olduğu için 115, buraya 65 kalır. Yani yeşil üçgenin iki iç açısı 50 ve x 65 eşit. Buradaki amacım size farklı bakış açılarıyla da soruları çözdürebilmek arkadaşlar. Evet, bunları da muhteşem üçlü ile ilgili konuşmuş olduk. Şimdi sınav tarzı sorulardan da az da olsa bahsedelim arkadaşlar. ÖSYM sınav tarzı soruları birazcık daha biliyorsunuz ki işte ya içerisine bir şekil koyarak ya da işte keserek, birleştirerek, katlayarak gibi sorular soruyor. Katlama ile ilgili bolca soru çözeceğiz ama bir başka konu olarak onu anlatacağız. Şimdi biz burada iletkiyi birazcık tanıyalım. İletki, yani bir başka adı da bunun açı ölçer. Açı ölçer nasıl çalışır, nasıl kullanılır? Kısaca bunu bir anlayalım isterseniz. Açı ölçer arkadaşlar, bakın şu iç kısımdan sıfırdan başlayıp işte saat yönünde gidip 180'e kadar gidebileceği gibi dış kısımdan da yine sıfırdan başlayıp 180'e kadar gider. Açı ölçerde bilmeniz gereken önemli şeylerden birisi aynı doğru üzerinde, bakın şurada aynı doğru üzerinde iki açı varsa, örneğin burası 140 verilmişse onun karşısında buradaki açı 180'e tamamlayacak bir değer olmalıdır. Yani 40 derece. İşte bakın sıfırla 180 birbirini aynı hizada 180'e tamamlıyor. Burada aynı şekilde sıfırla 180 birbirini 180'e tamamlıyor. Örneğin 90'ın karşısında da 90 olmalıdır. Yani şurasıyla şurası. Ya da burada ne var? 130. Onun karşısında ne olmalıdır? 50. Şimdi ikincisi açı ölçeri nasıl kullanıyoruz arkadaşlar? Açının tam şuradaki merkezini herhangi bir üçgenin köşesine getiriyoruz. Dolayısıyla köşesine getirdikten sonra burada ne kadar bir açıya sahip olduğunu hesaplayabiliyoruz. Ama burada yapabileceğiniz en büyük hata birini dıştan birini içten bakmak gibi bir hata olabilir. O yüzden ikisini de içe getireceğiz. Bakın burası 140 mı? O zaman buraya ne kalır? Aynı doğru üzerinde 40 kalır. Çünkü birbirini 180'e tamamlamalı dedik. O zaman burası 40 derece ise, 40 derece ise şurası da 130 verilmiş gördüğünüz gibi arkadaşlar. 130 ile 40'ın arasındaki fark kaç olur? 130'dan 40 çıkarsa 90. O zaman burası 90 derecelik bir açıymış. Yani sakın şu 90 falan gibi böyle bir hataya düşmeyin. O 90'la bir ilgisi yok bunun. Peki anladık sanırım. Bir başka soru. Bakın şu şekilde şekil 1'de verilen üçgen şeklindeki iki eşkarton şekil 2'deki gibi birleştirildiğinde x açısı kaç derecedir diye soruyor. Tabii burada biraz daha detaylı olarak sınavda şöyle yazacaktır arkadaşlar. Şekil 1'de verilen üçgen şeklindeki iki eşkarton aralarında boşluk kalmayacak ve üst üste gelmeyecek şekilde birleştirildiğinde, doğru ifade de bu olmalıdır zaten arkadaşlar. Ama ben burada o kadar yazı olarak detaya girmesem de konu anlatırken, konuyu ifade ederken bunlardan bahsediyorum. Şimdi biz bu soruya nasıl yaklaşacağız arkadaşlar? Bakın şöyle yaklaşacağız. Öncelikle
Birinci şekilden bu açıyı buluyoruz. 70 derece. Ve bunu götürüp ikinci şekilde yerine yazabilirsiniz. Şimdi bunlar eş karton olduğuna göre arkadaşlar bakın burada şurası 90'lık kısım olamayacağına göre burası 20'lik kısım. Niye? Şurası 70 çünkü. O zaman 70'in karşısı iki çizgi olsun. Bakın bunlar eş karton olduğuna göre burada da 70'in karşısı iki çizgi, burada da. İşte bu neyi sağladı? Buradaki ikizkenar üçgeni görmemizi sağladı arkadaşlar. Bakın ikizkenar üçgenden dolayı tepe açısı 110 derece olan bir ikizkenar üçgenimiz varmış. Ve 110 dereceyi 180'den çıkarırsak 70, 2'ye bölersek 35, 35 kalır diyebiliriz. Yani şu açı 35'miş. Hatta şu aradaki küçük açıyı sorsaydı arkadaşlar buraya da 15 derece kalır diyebilirdik. Devam edelim şimdi bir sonraki sorumuzla ve bugün çözeceğimiz son soruyla arkadaşlar. Evet, burada şekil 1'deki üçgen biçiminde 3 eş karton şekil 2'deki gibi aralarında boşluk kalmayacak ve üst üste gelmeyecek şekilde birleştirildiğinde x kaç derece olur diyor. Şimdi arkadaşlar bakın verilerden öncelikle şekil 1'in bir ikizkenar üçgen olduğunu anlıyoruz. Tabii ki ÖSYM bu tarz şekillerde bu dili kullanıyor arkadaşlar. Bakın iki şekilli sorularda dikkat etmeniz gereken en önemli şey şekiller arasındaki verileri birbirine aktarabilmek. Çünkü zaten ÖSYM'nin soru sorarken temel hedeflerinden birisi öğrencilerin analiz ve sentez yeteneklerini ölçmek. Yani şekiller arasında açıları birbirine veya herhangi bir kenar uzunluğunu öbür şekle diğerine taşıyabilmek, birbirine aktarabilmek ve bunları bulup kullanabilmek üzerine sorulu. Yani senin ezberlediğin 3-5 formülle çözebileceğin sorular sormuyorlar arkadaşlar. Evet, devam edelim şimdi. Öncelikle şekil 1'den bunun bir ikizkenar üçgen olduğunu tabandaki açıların aynı olmasından anlıyoruz arkadaşlar. O zaman bunların şekil 2'de de bakın iki çizgilik kenarları da şu şekilde işaretlediğine göre o zaman bir tek alternatif kalıyor. Yukarıdaki açılar şu açı örneğin işte ne diyelim n ise buradaki bütün açıların n olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi şu kenarlarında aynı kenarlar olduğunu görünce arkadaşlar bakın burada bir x kenar üçgen çıktı. Hatta daha iyi anlayın diye harf verebiliriz burada. ABC üçgeni olsun. Şimdi bakın burası 45 derece ise şurası da 45 derece. 45 45 90 olduğu için 180 olması için 3n'e de 90 kalır. O zaman 3n 90 derece olduğu için n buradan 30 derece bulunur. Bu n'i götürüp yerine koyarsak bunun bir x kenar üçgen olduğunu az önce konuşmuştuk. O zaman bu açılar 75 75 bulunur. Bakın şekil 2'ye tekrar dönecek olursak bakın iki veriden de kopmuyoruz. Çünkü iki verideki şekildeki iki şekildeki verileri de birlikte kullanabilmeliyiz. 45'te buraya 30 kalır. Evet, cevabı bulduk. Sınavlarda bu tarz sorular çıkabilir arkadaşlar. Bugün üçgen kavramını konuştuk. Üçgenin ne olduğunu konuştuk. İç açıları toplamının neden 180 derece olduğunu konuştuk. İki dış açı toplamının neden iki iç açının toplamı olduğunu konuştuk. Üçgenin iç teğet çemberinden ve dış teğet çemberinden kısaca bahsettik. Üç iç açı ortayın aynı noktada kesiştiğini, genelde bunların ikisinin verilip diğerinin istendiğini veya iki dış açı ortayla bir iç açı ortayın aynı noktada kesiştiğini konuştuk. Bazen açıları verip o açıları yazdıktan sonra ikizkenarlık yakalayabileceğimizi konuştuk. Ve de arkadaşlar işte muhteşem üçlüyü konuştuk. Muhteşem üçlüyü daha sonra defalarca kullanacağız. Bugün bunları konuşmuş olduk. Ve önümüzdeki derste bir sonraki konuyla devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar sizin bu dersten sonra üçgende açı ile ilgili testler çözmeniz gerekmektedir. Çünkü burada ne kadar konuyu iyi anlamış olursanız olun tam olarak oturtabilmeniz için mutlaka test çözmeniz gerekir. Herhangi bir soru bankasından da bu konuyla ilgili soru çözerek kendinizi biraz daha geliştirmelisiniz. Evet, hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar.